Herkese merhabalar arkadaşlar. PES 2019 mobil ile alakalı bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni bilgiler var arkadaşlar. Hemen onları sizlere açıklamak istedim, sunmak istedim. E, bu Konami'nin resmi sayfasındayız şu anda arkadaşlar. Mesela e, üstteki soruda e, yanında yeni gibi bir şey yazmıyor. Yani bir önceki bölümden hemen aşağıya doğru ilerlediğimizde gördüğünüz gibi soruların yanında yeni yazıyor arkadaşlar. Yeni e, soru cevap şeklinde bilgiler geldi. Hemen size aktarmak istiyorum. Hemen soruya geçelim. p 19 devrettiğim oyuncuların sezon bilgisi ve değişimi ne olacak? Ee, burada bahsettiği arkadaşlar e, futbolcularımız biliyorsunuz e, oyuncuların üzerinde işte S17 18A, 18B, 18C ondan bahsediyor burada soru. Cevap olarak da oyuncuların sezon bilgilerini ve varyasyon verilerini silecek diyor. Bu güncellemenin yanına girmesiyle hem transfer oyuncularının hem de yeni imza oyuncuların aynı temelde olması sağlanacak. Yani 18 CB işte A sınıflandırılması kalkacak diyor. Ee, tek bir temel üzerinde e, sağlanacak diyor. Hemen ikinci soruya geçelim. PES 18, PES 19'a geçmeyecek bir legend oyuncun ol, olsaydı ne olur? Yani PES 18'de olup da 19'da olmayan bir legend, efsane oyuncu için ne olacak diyor. Cevap PES 18'e geçmeyen legend oyuncuları aynı nadir top rengi ve kayıtlı pozisyon rastgele bir oyuncu için değiştirilecektir diyor. Rastgele diyor arkadaşlar. Pozisyonla alakalı. Hangi efsane dereceyi görmek için PES10'daki mevcut efsane oyuncuların listesini kontrol edin diyor. Hemen liste şurada arkadaşlar. Bir bakalım. E, listeye. Clivert gözüküyor. Clivert bu sene yoktu. Mesela burada gözüküyor arkadaşlar. Zico, Skolz, Zanetti, Stankovic, Toldo. Adriano yoktu. Adriano geliyor. Samuel. E, ee, Cambiaso yoktu. Rekoba yoktu. Rekoba. Bakalım. E, ee, Dijerkov yoktu. Ronaldinho vardı. Aynrush. Michael Owen Fowler. Gerard Keegan. McManaman. Dalgış Maradona Beckham. Hem genç hem yaşlı hali. Romario Julit. Del Piero Nedved. Maldini Salas. Cruyff, Zamorona, Kafu, Bebeto, Vieira, Figo, Mateus, Roberto Carlos, Oliver Kahn. Ee, bu oyuncular e, var olacak. Daha fazla efsane daha sonra yayınlanacaktır diyor. Liste görülen oyuncular portları gerçek oyun içi portlarına farklı olabilir diyor. En son güncellemeyi de ayın 25'inde yapmışlar. Ee, bu oyuncuların dışında eğer yoksa efsaneleriniz arkadaşlar bunlardan birisi verilecek pozisyon ve top rengine göre. Hemen ikinci soruya geçelim. PES 18'de yaptığımız kadrolar devam edecek mi? Bu e, arkadaşlar birden fazla kadro kurup e, kadro arasında geçiş yapıyorduk ya ondan bahsediyor. E, yani bir menajerden bir menajere e, takım yapıyorduk. Bilmiyorum onu ben bir yere göstermiştim ama e, daha uygulamadığı bir şekilde yine gösteririm. E, hayır yapılmayacak. Onlar sıfırlanacak diyor. Yeni baştan yeni takım. Onlar basit şeyler arkadaşlar. Hani çok önemli bir şey değil ama onların sıfırlanacağından bahsediyor. İstatistiklerin PES 19'a geçecek mi? Bazı istatistikler devam edecek, bazıları sıfırlanacak. Devam eden istatistikler genel maç kayıtları, aylık tarih, çevrim için maç kayıtları, arkadaşlık maçları kayıtları, yerel kayıtlar, e, lig kayıtları devam diyor. Maç geçmişi, lig tarihçisi, MyClub club bakiyesi istatistikleri devam etmeyecek diyor. Ya bu o kadar önemli bir şey değil. Hemen geçelim bunu. Güncelleme gerçekleştikten sonra PES 18'den gelen kutusu öğeleri hak talebinde bulunacak mı? Bu önemli işte arkadaşlar. Evet PES 2019 güncellemesinin yayınlamasından sonra hala eşyalarınızı talep edebilirsiniz. Yani e, bu kutuda biriktirdiğimiz, hediye kutusunda biriktirdiğimiz öğeler e, talep edebiliyormuşuz. Onlar bize gelecek. Bunun e, her ikisi de PES 19'da artık kullanılmayacak olan sınırlı ka kaldırma eğitim cileri ve enerji geri kazanım öğeler için geçerli olmadığını unutmayın diyor e, sınırlı kaldırma eğitimcileri derken orayı anlamadım ama enerjiyi zaten biliyorduk e, sınırlı kaldırma eğitimcileri burayı anlamadım e, her neyse buraya da geçelim ama hediye kutusundaki e, işte top açılım ödülleri olsun e, bu eğitmenciler olsun e, onların Sınırlı kaldırma eğiticileri. Burayı anlamadım. Bilen arkadaşlar varsa, İngilizce sayfadan bakanlar varsa e, burayı yanlış çevirmiş herhalde. Tam Türkçe'ye çevrilmediği için ben de orayı anlayamadım arkadaşlar. Hemen e, bir sonraki soruya geçelim. ps 19 güncellemesi başarılımı nasıl etkiler? Yeni özellikler ile birkaç yeni başarı oyuna eklenecektir. Ek olarak aşağıda başarıları kaldır, kaldırılacak. Player oyun yani özellikler ilgi birkaç başarı oyunu eklenecektir. Ek olarak aşağı başarılar kaldırılacak. Sınır enerji geri kazanımı. Güncelleme sırasında yukarıdaki listelerin 4 başarı oyundan sınırlayacağından lütfen onlara ilişkin tüm ödülleri aldığınıza emin olun. Ha bu anladım. Bu şeyden bahsediyor arkadaşlar. E, bu işte... My Club parası, o My Club parası veren yer vardı ya. Akshiments diye mi geçiyordu orası? Tam şimdi hatırlayamadım ama Akşimentis sanırım. Oradaki öğelerden bahsediyor. Ee, bu dört öğenin e, arttırma, iz yuvalarını yükseltme, sınır ara, enerji geri kazanımı. Bunları e, yükselterekten ödüllerinizi alın isterseniz diyor. Aksi takdirde bunlar silinecek diyor. Ek olarak eğitimle ilgili kazanımlar, kons solda konsolide edilecektir. Bu şu anda mevcut olan öğretici başarılarını birkaçının güncelleme sırasında listesine kaybolacağı anlamına gelir. Bu nedenle güncelleme önce eğitici ve ilgili eğitici ile ilgili herhangi bir ödül talep ettiğinizden emin olun. Eğitimle ilgili kazanımlar konsolide edilecektir. Başarının güncelleme sırasında listesine kaybolacağı anlamına gelir. Burada ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Neyse bir sonraki soruya geçelim. Oyuncu ve yöneticiler için sözleşmeli maçlar kalanlar PES 19'a taşınacak mı? Hayır. Yapmayacaklar. Güncelleme sırasında kalan kontratlı maçlar oyuncular için 10 yöneticiler için 25 olarak ayarlanacak. Oyuncu kontratı mesela PES 19'a geçmeden önce bir oyuncunuzun örnek veriyorum 8 kontratı var veya 3 kontratı var. Bunlar e, sabitlenecek. 10 e, oyuncular için, 10 yöneticiler için yani menajerler için 25 olarak ayarlanacak diyor. Yeni ticari özelliği bu oyuncuların her biri farklı yönetimle elde edilmiş olsa bile aynı oyuncu 3 tanesini değiştirmemize izin verecek mi diyor. Yani 3 oyuncu bir e, takas mevzusundan bahsediyor. Eee squad'la e, aracılığıyla da bulmuş olsak, normal top açılımında da bulmuş olsak o üçünü birleştirebilir miyiz diyor. Evet. Ajanlarda ya da izcilerden alındıkları sürece bununla birlikte alım yaparken öne çıkan oyuncular ve normal oyuncuları karşılaştıramayacaksınız. Öne çıkan oyuncuları ve normal oyuncuları karşılaştıramayacaksınız. Öne çıkan oyunculardan şunlardan bahsediyor arkadaşlar. Ee, misal örnek veriyorum. 2 tane altın top var elinizde aynı oyuncu. Ee, o hafta öne çıkan oyunculardan da aynı oyuncu ama siyah top olarak geliyor. Bunu hani diyor 3 oyuncu olarak yapamazsınız diyor. Bundan bahsediyor. Hemen devam edelim. Soru güncelleme uygulandığında e, henüz Silver Gold veya Black Ball Agent kullanmamış ancak henüz PES 2009'un girdiğinde bunları kullanabilir miyim diyor. Evet ancak bunu yapmak için sınırlı bir süreniz olacak diyor. Yani e, Silver Gold e, siyah top ödülleri PES 19'a geçecek diyor ama e, bunu yapmak için sınırlı bir süreniz olacak diyor. Onu kısa bir zaman içerisinde o ödülleri kullanmanız gerekecek diyor. Ayrıca her bir temsilcinin imzalanabileceği oyuncuların kullandığınız zamana bağlı olarak değişebileceğini de unutmayın. Her bir temsilcinin imzalanabileceği oyuncuların kullandığı zamana bağlı olarak değişebileceğini de unutmayın. Bu nedenle aracılarınızı kullanmadan önce mevcut oyuncularınız listesinde kontrol ettiğinizden emin olun. Burada ne demek istemiş? Oyuncunun kullandığınız zamana bağlı olarak değişebileceğini. Yani e, PES 18'de ayrı bir e, özelliği PES 19'da da değişebileceğinden bahsediyor. Burada da buna da bir açıklık getirmiş olalım. Şimdi e, şurada anladığımız anlamadığımız konuya bir tekrar gelmek istiyorum. Neresiydi burası? E, hangisiydi? yukarıya çıkalım. PES-19'da artık kullanılmayacak olan sınırlı kaldırma eğitimcileri ve enerji geri kazanımı öğeleri için geçerli olmadığını unutmayın. Güncelleştirildikten sonra PES-19 gelen kutsu öğeleri talebinde bulunacak mı? PES-19 güncellemesi yayınlamasından sonra hala eşyalarınızı talep edebilirsiniz. Bunun her ikisi de PES-19'da artık kullanılmayacak olan Sınırlı Kaldırma eğit Eğiticileri. Şimdi bu eğitmenlerden mi bahsediyor? Bu Special Agent, e, Special e, Trainer'lar var. Onlardan mı bahsediyor? E, sayfayı bir İngilizce'ye çevirip Special Trainer mı yazıyor? Ona bakmak lazım. E, special Trainer yazıyorsa eğitimcilerden bahsediyor demek. Yani şu anda e, tur etkinliğinden aldığımız eğitimcilerden bahsediyor. Onu ben yorumlar kısmına e, sayfayı İngilizceye çevirdikten sonra bakacağım arkadaşlar yazarım zaten enerji geri kazanımı zaten enerjiyi biliyoruz ee, bakalım önemli olan hususlar başka neler vardı burada zaten şuradan sonrası yeni bilgiler bunlar da eski bilgiler bunları zaten e, bahsetmiştik şurada e, Legend oyuncuları gösteriyorlardı. Neredeydi o? Ee, neredeydi o? Nerede? 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 Burada da mı aynısı gözüküyor. Ona bakmak istiyorum. Aralık 2018. Aynen. Aynı oyuncuları gösteriyor tek tekrardan. Evet arkadaşlar bu yeni gelen bilgileri de sizlere aktarmak istedim. Konami'nin sayfasına girdiğinizde ee, soruların Çoğu zaten eski sorular mesela şu soru mesela bunların yanında yeni yazmıyor şu soruların yanında ama şöyle aşağıya doğru indiğinizde zaten bunlar bizim yeni e, şey yaptığımız e, bilgilendirildiğimiz e, bilgiler daha önce daha önce zaten görmediğimiz bir bilgiler arkadaşlar bunlar bunları da sizlere hemen aktarmak istedim e, videomu burada noktalandırıyorum. Bir sonraki bu şekilde bilgilendirme geldiğinde PES 19 PES 2019 Mol bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.